Fakat kurbanlıklar çoğu yerde eğri olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Bu kaybın %20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 91 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Buna göre kayıplar nedeniyle Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini derinin değeri 363 milyon 840 bin lira civarındadır. Kurban Bayramları son yıllarda kasaplar için önemli bir gelir kapısı oldu. Kasaplar hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için yaptıkları işe göre farklı bir ücret alıyor. Kimileri sadece kesip dörde bölmekte, kimileri ise detaylı parçalıyor. Ücretler de buna göre değişiyor. Kasaplar büyükbaş hayvanda sadece kesip derisini yüzüp dörde bölmek için 1500 lirayla 3000 lira arası. Detaylı parçalamak için ise 3500 lirayla 5000 lira arası. Küçük başta ise 300 lirayla 600 lira arası ücret talep ediyor. Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilosunun 147 lira civarında satılacağı düşünüldüğünde bayram sürecince kesilecek yaklaşık 785 bin büyükbaş hayvana ödenecek para 46 milyar 180 milyon lirayı bulacaktır. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 8900 liradan satılacağı tahminiyle kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek para ise 23 milyar 140 milyon lira olacağı, toplamda halkımızın kesilecek 3.4 milyona yakın kurbanlık için 69.3 milyar liraya yakın para ödeyeceği tahmin ediliyor. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adeti yaklaşık 30 liraya satılıyor. Tahmini 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 78 milyon lirayı bulacaktır. Ayrıca 400 kilogramlık bir sığırdan ortalama 30 kilogram deri çıkıyor. Standartlara uygun elde edilmiş, tuzlanmış sığır derisinin kilosunun 16 lira olduğu göz önüne alındığında kesilecek 785 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 376.8 milyon liraya ulaşacaktır. Toplam olarak kurbanlıklardan standartlara uyulursa yaklaşık 454 milyon 800 bin liralık deri geliri elde edilecektir. Fakat kurbanlıklar çoğu yerde eğri olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Bu kaybın %20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 91 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Buna göre kayıplar nedeniyle Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini derinin değeri 363 milyon 840 bin lira civarındadır. Ziraat odalarımızdan gelen bilgilere göre son yıllarda özellikle küçükbaş hayvan derilerini kimse almamakta, bu deriler mecburen çöpe atılmaktadır. Bu ülkemiz açısından önemli bir kayıptır. Yetkililerin bu konuya eğilmesi de ekonomik kaybın önüne geçecek tedbirler almasını sağlayacaktır. Kurban Bayramları son yıllarda kasaplar için önemli bir gelir kapısı oldu. Kasaplar hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için yaptıkları işe göre farklı bir ücret alıyor. Kimileri sadece kesip dörde bölmekte, kimileri ise detaylı parçalıyor. Ücretler de buna göre değişiyor. Kasaplar büyükbaş hayvanda sadece kesip derisini yüzüp dörde bölmek için 1500 lirayla 3000 lira arası. Detaylı parçalamak için ise 3500 lirayla 5000 lira arası. Küçük başta ise 300 lirayla 600 lira arası ücret talep ediyor. Büyükbaş hayvanların ortalama yarısının kasaplar tarafından yaklaşık 2250 liraya kesileceği hesabıyla 392.500 büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 883 milyon lirayı aşacaktır. Aynı şekilde küçükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından ortalama 450 lira ücret karşılığında kesileceği hesabıyla 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 585 milyon lirayı bulacaktır. Buna göre kasaplara ödenecek bedel toplamda tahmini 1 milyar 468 milyon lirayı bulacaktır. Bunların yanı sıra kelle, işkembe, bağırsak gibi sakatatlar kurban kesenler tarafından çoğunlukla alınmamakta, kesim yerlerine veya toplayıcılara bırakılmaktadır. Bu da ciddi bir ekonomik değer oluşturuyor.